Ceza İstanbul. 34 36. Savaş kelime kekekekekekeme oldum, bak bu vakit alır. Var bir mama makinalım, savaş yakınsa akıl alım da buradadır bir sakınalım. Barışa çare bakınalım, çok az Tokan Akta'nın hesabı çok sana git alın. Pardon şu camı kapatalım, çok soğuk bir dünya ne yapalım. Karton içmiş Orta Doğu'dan yakıt alın, iyice kanı da akıtalım. İzimiz olsa kahrolon, savaş bir sayfa kapatalım. Yoksa biz de yakılalım, düşman hep markajımda siz de yakın alın. Hop terör yakın atın, ceza adım, acı tadım. Bir mifer, bir bomba, bol mermi ve tüfek alın. Fakat ölen her masum çocuk için sakına yakın. Bana bakın lan, şimdi savaşa çizdim karaladım. Koca bir dünya paraladın, iki seferde yaraladın. Hiçbir işe de yaramadın, çocuklar öldü kaldı hep sakat. Sorumluluğunu paravanın arkasına mı sakladın? Sabah bastı gece mi, savaş bastı gene mi? Bu bir çene mi kastı, bu dil mi sanları? Bu mikrofondaki bu dil benim. Rap yeterli barışa, çekilmiş her mefem. Savaş dolu çocuklara, değme değme. Benim keyfime istersen sev, İstersen sevme. Sihirli bir değnek, iyilik seyrek. Eğilip düşmektense var ölmek. Değme, değme. Benim keyfime istersen sev, İstersen sevme. Sihirli bir değnek, iyilik seyrek. Eğilip düşmektense. Kilo Hakan. Sıra sıra sokaklar, bol bol insanlar. Para peşinde koşarlar, zor zaten bulamazlar. Kendine bir köşe ara, simgemiz de kuru kafa. Piyasa kontrol altında, sakın yanlış yapma. Sütünü iç yat, hayatın tadını tat. Güneş çabuk karar, çabuk bat. Beni sokak sokaklara at, hemen kat. Gece başlar benim yaşamım, gündüzleri de uykular. Zaman zaman kovalar korkulu rüyalar. Her taraftan biri arar, biri de kaçar. Her yanımdan ateşler sıçrar saçar. Şimşekler çak, çaktıkça çakar. Turntable'sa funkisi, baktıkça bakar. Yeah. Değme, değme. Benim keyfime istersen sev, istersen sevme. Sihirli bir değnek, iyilik seyrek. Eğilip düşmektense funkisi. Değme, değme. Benim keyfime istersen sev, İstersen sevme. Sihirli bir değnek, iyilik seyrek. Eğilip düşmektense var ölmek. No, it's numero uno, bass in your face. And I rock the mic with the pretty face. No, we not conceited, we be just exact. All you sucker DJs, just get the hell back. Now I would if I could, but I can't, so I won't. Don't ask why. Yo, man, not now. People pissing me off, stripping me off, stripping me off. I'm sick of it. Step off all homeboys, better get off of it. Yo. Plaka 2006'dan 2009'a ha. Hey, 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 hey. Yükselen ben değilim bak asansör. Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yalakasa de dost var. Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar. Kim derken şöyle, ben içine girdim öyle. Bu ortam işte böyle, bu nasıl iş söyle. İpi kopmuş alemin, cibisi çıkmış dillerim. İnadım inat giderim, tersine dilim fenerim. Yol uzun, pek dikenli kendi çok uzun. Ben tükendim, yoksunum bir tane. Kimi zaman da yalnızım, avara gezdim. Ne hale geldim, kim nasıl baktıysa öyle gördü. Ben buyum, nokta koyduk bitti. Her bir yandan çektiler, etime saplı pancaları. Her gün engel ektiler, belli var bir korkuları. Bu yerli plaka korkutur, herkes anar dengimdir. Kimse bilmez ancak ceza nefretten de eskidir. Plaka geldi bak, sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok, ne olacak? Wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak, alçalan duvarlar. Plaka geldi, sırtı terli çok ve başı dertli var. Eski hali yok, ne olacak? Wow, wow, wow. Yükselen ben değilim bak, alçalan duvarlar. Yo, Ceza 34, Kilo 36. Kilo Hakan, Ceza DJ Funkisi. Holocaust. Holocaust begin. Come on Jazz. Backson, ben bunu bilemem, aynı bond gibi gelir sana. Belki de aynı ton gibi delik gene midir ama aynı fon. Kendini bilemez montofon, monoton yaşına yapan aynı ton. Anlatırım ben derdimi yalnız. Hey, memory microphone. Şimdi bu bana bir bakınız haydi. Muamele sevgisi bir gün asibi de muamele gibi gelir asibi. Bana bak beni gör, ölüm asiyet sesim hep duyulur. Tepeden beri ton mekanım olabilir. Her dan uzun yanıma gelinim canına girecektir. Hey, memory microphone. Oh, bunu ben bunu sen şunu ben onu sen gülü ben günü sen fenomen. Olacak dolacak her yer menemen. Kıvamı balçık gelemem, elemem dostumu göremezsem. Düşmanın postunu geri seremezsem. Rüzgar gibi esemezsem, veremezsem. Kalbimi geri gelemezsem. Sen beni 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 güneyimi göremedin. Kendini beni beni yamacıma gelemedin. Amacını banamadın, her geri karıdın. Barıştı yıldırdın, acımadın aldın. Rüyalarını daldın, arası gök arası. İstanbul kalemar bu kulundan çıktı. Baba rap işte başına darısı. Ma aynı fonunu. Dilsene bana baksana, laklak ekme sakın ha sen. Dinle kelimelerini müküreme ettiler. Cemil Ümit'le hesaplarla yazdım ha. İhtiyacınız var mı yardıma? Hatalı rhymer, fatal rhymer. Çatılındır ha. Yatacaktır, yanı bana bulacaktır. Kanacaktır, akacaktır. Rüzgar gibi esecek, geri gelecek. Ceza etlik bir sentez. Beyler teknik bir arıza. Hiç fazla kanını kırıktır. Taktik kuşkunun olur.
oluşumu. Şu yaptığım rapte göçürüm. Bak beni gör, termini ol. Tepeden tırnağa sen hami ol. Rap'e göz kulak oldum sende ol. Ve de holokostu gönül insan ol. Hadi gel bu uçkan takibi kon. Sen kilo ol gene ben patron. Rhyme'lerim can yakabı da pardon ya. Şimdi bana bir bakınız haydi. Muhammed'in sevgisi bir rahatsızydı mı? Muhammed'i de gibi kendi rahatsızıyı. Bana bak beni gör. Ölmez ya sesim hep duyulur. Tepeden maniton mekanım olabilir. Handlınız önlerime gönülün canına girecektir. Bak kalbini aç sana tak. Muhammed'e pak katarakt. Görünen köy bu dayak. Sözlerle gelen kendin onu sıra damus sınırına. Namus gerekir. Ceza gibi bir kabus gerekir. Zanus gibi deliğiniz hiç gıdamamız sokulur. Bana bir bakınız adınız andırgandı. Kılınızı tıkınız yakınız. Hani bey veriniz. Yani yıl holokostu gününüz. Gösteriniz işte bu hip hop gösterimiz. Ya Allah rapin cezasını verdi. Funkisi. In a place to be. Yo yo. 7-6. Arkadaşlar süpersiniz ya. Wow. Alkışlar size. Yaşasın. Biz bizi evet. Konuk aldığınız için teşekkür ediyoruz. Daha biz teşekkür ediyoruz ya. Sizi ağırlamak bizim açımızdan büyük mutluluk. Biz her gittiğimiz yerde hip hop'u en doğru şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Ki nitekim siz de gördüğünüz gibi hep aletlerimizi, edevatlarımızı getiriyoruz. Çünkü MC'lik aslında DJ'lerin parçaları birbirlerine bağladıkları zaman aralarda söylediği şeylerle başladı. Baktı ki DJ aynı şeyi yapamıyor. İki şeyi aynı anda yapamıyor hem çalıp söylemek. Bu sefer MC arkadaşları getirdiler, olayın içine kattılar. O da oradan aldı başını. Cezanın şu anki durumuna kadar geldi yani, öyle diyeyim. Bu işin kökeni buradan diyorsun. Şimdi sokağın dili bu rap dediğimiz zaman. Ama aynı zamanda politik bir duruş, siyasi bir duruş. Sokak ne diyor Ceza? Olana bitene her şeye ne diyor? Özellikle yaşanan şeylere karşı sokağın duruşu ne? Bize biraz anlatır mısın? Vallahi sokaktaki her insan farklı. Bu kadar agresif bir duruşun arkasında aslında çok barışa yönelik bir çaba, çağrı var. Yani biraz bunu açmak lazım diye düşünüyorum. Yani tabii ki zaten ilk başta mesela ilk kurduğum grubun adı Nefret ama kötü olan şeylere karşı olan nefret. İnsanlar her zaman aşk, sevgi gibi normal, basit, gündelik sıradan duygular tabii ki sıradan değil ama hep aynı şeyleri ifade ettiler müziklerde, şarkılarında, sözlerinde. Biz ama nefret dedik. Neden? Doğanın yok olmasına karşı, insanların birbirini yok etmesine karşı, savaşa karşı nefret. Yani ilk başta sert görünüyor ama asıl amaç dediğiniz gibi alt tarafa baktığınız zaman gerçekten daha barışçıl, daha demokrat ve daha eşit bir düzenle ilgili yani. Anlattığımız her şeyde, bahsettiğimiz konularda, yazdığımız sözlerde çoğunlukla bunları içeriyor. Ama Kilakan'ın da dediği gibi yerine göre eğlenceli parçalar da yapıyoruz. İnsanlar sonuçta müzik dinliyorlar, bizi dinliyorlar. Eğlenmek de istiyorlar müziğimizde, duygulanmak kadar. O yüzden biz de her şekilde rap yapıyoruz yani. Yani işte küfür var diyorlar, işte şu var bu var diyorlar ama sonuçta baktığımız zaman aslında bütün bunların hani küfür varsa da eğer çok yanlış giden şeylere karşı var bu. Yani küfür yok açıkçası yani var ama, diyemem çünkü. Ama bizde yok Ceza. Kila sen bize anlat biraz Kila Hakan, senin duruşun ne? Bir de bu arada herhalde bir araya gelebilmek için burada hem müzikal altyapının birbirine çok uyuşması lazım herhalde ama aynı zamanda çok felsefi, mental bir uyum da olması lazım değil mi? Yani bakış açısı çok önemli tabii. Ama şu zaten anda biraz daha spontane oldu yani şu anda yaptığımız mesela. Aha. Yani freestyle de diyebiliriz yani bir nevi böyle. Sen bu arada tabii ki bu Gazze'de olan biten her şey, yaşanan her şey hepimizin yüreğini yaraladı. Ama herhalde Ceza seni başka bir türlü de yaraladı diye düşünüyorum. Çünkü oradan da bir şey çıktı. Herhalde bir Gazze yönelik senin bir çalışman var. Biraz onu anlatsana bize. Yani zaten parçalarımıza zaman zaman bahsediyoruz savaşla ilgili. Yani gördüğümüz yanlışlarla ilgili dünyanın tabii, genel savaş karşıtı zaten savaş. Her zaman var ama Gazze söz konusu olduğunda zaten son zaman çıkan bir şey son bu dönem herhalde, olması değil mi? Ve yani gerçekten gördüğüm birkaç görüntünün beni çok fazla etkilemesi, o çocuklara yönelik oyuncak bombaları, ondan sonra kullandıkları silahlar yasaklandığı halde Birleşmiş Milletler'in ses çıkartmaması bu konuya, Amerika'nın ya da İngiltere'nin çok geç tepki verilmesi Fransa tarafından ya da diğer ülkeler tarafından. Bunlar gerçekten insanın gözünden kaçacak gibi şeyler değil. Ki biz zaten sadece televizyonda gördüğümüz kadarını zaten biliyoruz. O bile insana birazcık ilham vermeye ve hakikaten bir şeyleri sesini çıkartmaya yetiyor ama yani. Bir tepki olmadığını görünce en azından bireysel olarak ben sesimi çıkarmalıyım. Ben bir tepki yani ne kadar işe yarar bilmiyorum sonuçta. Biz de sanatçıyız yani.
birçok sanatçı tarih boyunca peşinden insanları sürüklemiş bir ideoloji uğruna. Ama sonuçta hep her zaman politikacıların dediği oluyor. Ama en azından yeni gelen genç nesle birazcık daha ışık yakabiliriz diye düşünüyorum. Tabii genç nesli bir de çok bilinçli. Yani bugün çok özür dilerim, yayın öncesi fark etmedim değil. Sizin de üzerinizde Filistin bayrağı olan bir kaşkolunuz vardı. Doğru. Bu bizim duyarlılığımızı gösteriyor. Hani İstanbul'da sokaklarda gezseniz şu anda birçok köşede hani nasıl futbol takımlarının tezahürat amaçlı bayrakları satılıyor. Şu an Filistin bayrağı, kaşkolları ve bunlar hani bir tepkinin karşılığı, yani etki tepki meselesi. Bence biz Türkiye olarak bu olaya gerçekten çok üzüldük. Ve şu anda yapmış olduğumuz yardım ve bağışlarla birlikte de bu konuda ne kadar duyarlı olduğumuzu gösteriyoruz. İnşallah herkes hani bu konuda bizim bunu ciddiye aldığımız kadar ciddiye alıyordur ve bu konuya eğiliyorlardır yani. Kilakan, senin söyleyeceğin bir şeyler var mıdır? Ekleyeceğim bir şey bilmiyorum ama. Var bir şey istiyoruz işte. Üzülüyoruz. İnsanların orada ezilmesine tabii ki güzel bir şey değil. Savaş her tarafta kötüdür. Bizim de müzisyen olarak en fazla yapacağımız parmak kaldırıp işte orada bir olayın olduğuna işaret edip göstermek. Fazla da yapacağımız fazla bir şey de yok. Ama tabii ki duygusal, içten, ruhsal, her türlü, her şekilde ezilen tarafın arkasındayız. Bu halk kim olursa olsun. Biz her zaman ezilenin tarafında olduğumuz için hep belalar olduğunu üzülüyoruz zaten yani. Peki biraz lirik kısmına da gelelim. Nasıl çıkıyor o sözler? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü dinlerken kaçırdım çoğu zaman. Özellikle bu Holocaust ve sonrasında gelen. Yani şimdi aslında şöyle. Pek çoğunu kaçırdım diyebilirim. Ben ondan önce Holocaust'la ilgili bir şey söyleyeceğim mesela. Söyle lütfen ben, evet, o da ilginç bu arada, Holocaust olarak soykırım. 2004 yılında evet soykırım aslında ama o anlamda kullanmamıştım ben parçayı. 2004 yılında bir yerde konser vermiştim ben yanılmıyorsam Hamburg'da yurt dışında. Orada bir müzikolog bir bey gelmişti, Alman, ve bana yorum yapmıştı. Bu Holocaust parçasının ne anlattığı benim için hiç önemli değil. Performansın ve oradaki o görüntünün, sahnedeki o şovun önemli olduğunu söylemişti. Ve benim için de gerçekten oydu. Orada bir nefes tutarak 30-40 saniye gittiğim yerler var mesela. Ya da kelimeleri ard arda hiç takılmadan. Dinlediğiniz zaman sonuçta kelimeler de var ama önemli olan sahnedeki şovudur onun. Yani o Holocaust parçasında mesela illa anlamanız gerekmiyor. O performansı, o enerjiyi hissetmeniz de yetiyor mesela. Ben anlaşılmayı orada çok da şeydi. En azından ruhum geçsin diyorsun, o enerjiyi akıtayım. Aynen, kesinlikle. Kilakan başlasın söz yazma konusunda. Anlatsana biraz Kilakan, Holocaust. Söz yazma konusu dediğim gibi bu çok... Sen bir lirik canavarı olarak tanımlanıyorsun bu arada. Evet. Onu birazcık şey yapalım, altını çizelim böyle. Bir anlat, nasıl dökülüyor onlar? Peş peşe mi dökülüyor? Nasıl oluyor yani o anda? Vallahi bu senelerin yaptığı bir olay. Ben önceden yazdığım zaman böyle çok böyle... Bu zaten bizim yaptığımız, çıkardığımız CD'lerden de belli oluyor. İlk yaptığımız CD'lerdeki rapler ikinci, ondan sonraki çıkan, ondan sonraki çıkan. Hep üst üste insanlar da görüyor zaten. Gerçekten bunun aşkı çok büyükmüş müziğe ki bu kadar şeyleri çözüp bu kadar güzel bir stile gelebildi. Ben de bunu gerçekten, buna büyük bir sevda yani. Kalbinden gerçekten böyle müziğe yapışık olman lazım ki bu kadar şeyler yazıp çıkarabilesin. Ve bizde de işte o olduğu için peşini de bırakmak istemiyoruz ve bu enerjimizi devam vermek istiyoruz. Liriklerde böyle sevgi oldukça insan gerçekten yazabiliyor. Bizde o var yani şu anda. Bu da senelerin çalıştığımız, senelerden beri çalıştığımız bir emektir yani. Gerçekten seneler dedim mi böyle bir 10 seneye dayanır yani. Her gün yazmak dahil. Okuldaki gibi yani. Okulda olmadığın halde her gün yazıyorsun okuldaki gibi. Ve de ben de inanıyorum ki zaten bu hip hop'u yapan peki, gençler... Arkadaşlar reklam arası veriyoruz. Çok özür diliyorum. Devam edeceğiz. Ceza ile Kila Hakan'la ve DJ Funkisi ile beraber stüdyodayız. Maalesef reklam ısrarı var. Alıyoruz. Okey, tabii tabii. Burada bad boy sen yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi kila ve ceza. Rude boy ben burada bad boy sen yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi funky ceza. Feyz al rapimden kork ve bana purple haze al. Panik yapıp kaç gerisinin dayanığı fal. Bununki bol para ve derisi yüzülesi bir boy. Yüzüne bakasım yok kimim yok. Ekibin rapi peki ya zaten etiketinin yarı fiyatı senin rapin. Semazen gibi döner ama yalana hakka ben dönerim hakikaten. Kapa camı kapat illegal bu rüzgar yok mecal. Dilime inmelal diye dua ederim ben geceler benim. Ecelediğim rap hepinizin ekin. Bekleyin hasat zamanı geri geleceğim evime vakit. Yakın elime nakit ya da kına yakın. Zafere koşan kilaya ve bana dayanamaz kulak. Ötesi yok haricimiz kurak. Rude boy ben burada bad boy sen. Yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi funky ceza. Rude boy ben burada bad boy sen. Yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi kila ve ceza.
Yollar karanlıktı, karanlıktan kurtulup geldik. Her taraf karışık, karışıkta yaban bir evdik. Şimdi flowlar yendi hem de so fresh cool. Gel yanıma yaklaş sokul, usul usul. Rap dedik yürüdük, kavga karda kışta buzdu. Bizi çekemeden önce konuştu, sonra sustu. Kustu şans bilem, boş kaldı nargilem. Dem dem dem, bu bir hip hop jam. Hiç hip hop'u sevmesen, sen böyle ne olacaksın? Hırçın sulardan korkuyorum ama durgun sularda boğulacaksın. Seçtim bu yolu nereden? Hep kapalıydı perdem. Gangster alemine bir kere düş kafam. Zaten sertiz bu, fight'tan kaçana you. Bir şey diyen varsa iş fikirdi blödü ku. İşte Türkçe style bak, uçar fly. Ceza kila, hangi geldi yer ver yana kay. Bak işte flow bu, bankinin de beat'i. O zaman ne demek lazım? Kila in the city. Baygın baygın bakarsın çünkü için açıldı birden. Yatamıyordun önceleri öfken ve sinirden. Hey, 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 yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret, ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi funky ceza. Root boy ben burada, bad boy sen. Yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret, ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi kila ve ceza. Big up, big up, everybody calm down. Big up, big up, everybody jump around. Big up, big up, everybody calm down. Everybody calm down, everybody calm down. Big up, big up, everybody calm down. Big up, everybody jump around. Big up, big up, everybody calm down. Everybody calm down, everybody calm down. Rock you, yo, that's what I wanna do. Coincidence? Nah, I think you want it too. Leave it the funky, I'll be your guidance. Like a sunken treasure, you will find it's fulfilling. State of iterated pleasure. You could dance, talk, or whatever it takes to make you think it's great. Come on, well I know so, cause I created this sound. Unlike any other dance beat, hip hop is undercover. The beat is rolling through how it's holding you to the speakers, and now it's blowing you away. Now every day you'll say, yo, killer, Jezza, funky C, my man coming at you one time. Jezza, funky killer, never neglect and always select. Come on, rude boy, ben burada bad boy sen. Yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret, ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi funky ceza. Rude boy, ben burada bad boy sen. Yok oldu burada işte atmosfer. Bu sefer nefret, ellerinde neşter. Suç ve ceza gibi kila ve funky C. Yo, 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 funky C. Ceza Kilakan 36-34. Kanal 24. Peace. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Rica ederiz. Evet, Ceza Kila Hakan ve DJ Funky C ile stüdyodaki birliklerimiz devam ediyor. Şimdi tüm Avrupa'da önümüzdeki günlerde çıkacak albüm. Evet. Arada dil dışında böyle çok ciddi bir fark var mı albümler arasında? Olacak mı? Nasıl bir şey var? Aradaki fark ne? Müzikalik ben her türlü rap açısından Ceza'nın Holocaust parçasından sonra, yani yaptığı birkaç parçadan sonra bence bu albümdeki, şimdi bu Avrupa versiyonundaki albümde bayağı bir koptu yani. Gerçekten bayağı ayrı şeyler yaptık. Mesela ayrıştı mı ya tamamen birbirine? Efendim? Tamamen ayrıştı diyorsun. Çok güzel bir albüm oldu yani. Aha. Gerçekten asıl tam böyle tam güzel ısınmaktan sonraki gelecek olan yani budur yani. Bunu biz kendimiz bile heyecanla her gün dinleyerek bekliyoruz. Şu parçayı da bitirelim, evet, bir an önce çıkaralım yani diye. Ne kaldı şimdi geriye? Kalan şey nedir? Eksik nedir albümde? İşte albümdeki aslında fark, biz yine kendi sözlerimiz, yine kendi sözlerimiz, yine Türkçe yazdık. Yani Türkçe sözü. Bir dakika, İngilizce çıkmıyor mu? Hayır. Öyle mi? Şimdi işte o albümde Avrupa'dan ve dünya çapında tanınan başka rap sanatçıları ve başka sanatçılar olacak bizde düet yapan. Aha, sayalım hemen birkaçını. Tabii ki. Zido mesela. Savyan Aydın var. John Smith. Zido. Efendim söyleyeyim. Tommy S, Mark Q. Çok güzel sanatçılar var. Çok da güzel parçalar oldu. Zaten Echo Fresh, aynen, mesela Sama Cem kardeşlerimiz, onlar da var içinde. Üç parçada bulunuyorlar. Aha. Çok güzel, böyle insanın koyup böyle baştan sona kadar dinleyeceği çok güzel bir albüm hazırladık. Şu andaki ısındırdığımız bomba plakın tam tamına bombası yani gelecek diye sabırla bekliyoruz. Bomba geliyor yani. Evet. Avrupa derken tamamen bütün Avrupa kıtasını kapsayacak bir dağıtım mı olacak? Nasıl olacak? Biz öyle olmasını istiyoruz tabii ki. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Şu anki durum ne gibi görünüyor? Şu anki durum iyi çünkü Ceza şu an Almanya'da falan sokaklarda yürüdüğü zaman, evet, Türk çevresi ve Türk toplumu onu zaten çok iyi biliyor, tanıyor, tanıyorlar. O zaten evet. Ama mesela Hakan, bizim başımıza Ceza. Çok ilginç bir şey geldi bir kere. Almanya'nın çok büyük müzik marketlerinden birinde dolaşıyorduk Ceza ile birlikte. Evet, Alman bir çocuk yani, ki kerlaka, sen de çok şaşırmıştın, hatırlıyorsun o anı. Aha. Bir anda bir dakika dedi, ya sen dedi Ceza, Ceza. Evet, Ceza. Nitekim gitti hemen albümü aldı, imza atmak istedi. Mesela onun için çok inanılmaz bir şeydi Ceza'yı o an orada görmesi. Bizim için de güzel olan, yani Türk toplumunun haricinde dışarıdan birinin tanıması
ve yani dikkati çekmesi. Yani bu çok büyük bir başarı bence Ceza. Kesinlikle şu anda. Kesinlikle öyle. Yani şimdi mecralar çapında nedir peki şimdi? Orada Avrupa'da çıkma açısından yayınlanan kanallar nasıl bir mecralardasınız? Nasıl gidiyor bu iş? Daha çok performanslarla mı, canlı performanslarla mı bu tanınırlığın, bilinirliğin artması yani, yoksa? Ceza'nın gerçekten olağanüstü bir yeteneği var. Aha. Yani bir şekilde ulaşıyor sürati, diyorsun. Hızı yani bence dünya çapında kimsenin yakalayamayacağı ve kimsenin erişemeyeceği bir şey. Nitekim şu anda Amerika'da D12 adında Eminem'in bir parçası olduğu bir grupla birlikte yaptığı bir parça. O çıktığı zaman artık Atlantik'in öbür tarafına da geçiyor olacak. Amerika'da da tanınırlığı olacak. Bir dakika, bu çok önemli. Biraz açalım tabii bunu. Üzerinden geçmeyelim hemen. Nedir bu? Şimdi ne zaman geliyor bu işin? Öyle bir düet çalışması yaptık. Onların Will Rush diye bir sanatçının albümünde çıkacak. Ve D12 grubundan elemanlar var, Eminem'in grubu. İşte ben normal kaydı yaptım, yolladım. Parçanın mixi bitti. İşte herhalde bu Şubat... Bir parçada mı düet? Bir parçada evet. Onunla düet yapmış oldum. Şimdi genelde onlar parça yaptıkları zaman işte grubun farklı elemanları sıra sıra giriyor, okuyor ve bir bölümde Eminem girer. Şimdi Eminem'in girmesi gereken bölümde bu sefer Ceza girecek. İnsanlar orada bayağı bir şaşıracaklar. Kesinlikle evet. Çünkü şimdi burada... yani ses sonunda hafif bir benzerlik var. Bir de süratli söylemelerinden dolayı bir benzerlik var. Bu sefer Amerikalılar Allah Allah Eminem ne yaptı, Türkçe mi öğrendi, Türkçe mi rap yapıyor diye bir çelişkiye düşebilirler ama orada Ceza'yı duyacaklar ve Ceza'nın Amerika'da D12 gibi çok iyi tanınan ve hip hop dünyasında saygı gören ve sonuçta çok iyi bilinen bir projede yer alması Ceza'nın müzikal kariyer açısından kesinlikle çok iyi olacak. Kesinlikle bu çok önemli bir gelişme. İşte Amerika Amerika diyoruz ama özellikle rapin doğduğu yer olan Amerika'da eğer bizden bir rap sanatçısı gidip de ismini yani bir de unutmamak gerekiyor ki, bu gerçekten bomba bir şey olacak. Tabii unutmamak gerekiyor ki Ceza da yani Türkiye'den Avrupa Müzik Ödülü alan ilk sanatçı. Ve yani rap müzikle aldığımız bir ödül olduğu için bu bence daha da bir başarı. Ne zaman geliyor Ceza albüm bu arada? Amerika yani girdiniz mi stüdyoya şu an siz ya da? Parça bitti zaten, hazır. Şu parça anda hazır. Onlar ön promosyon çalışmaları falan yapıyor zannedersem. İşte video klip çekmek için Kanada'ya davet ettiler bizi. Bakalım zaman gösterecek yani. Bakalım peki Kila Hakan biraz Almanya'dan bahset bize. Almanya'daki Türkleri de anlat ve hip hop dediğimiz zaman, rap dediğimiz zaman hani ne kadar yaygın? Çünkü çok sıkışık, çok zor şartların, koşulların olduğu ve kendini çok ifade etmek isteyen insanımızın yaşadığı Almanya'da farklı bir ortam var. Farklı da bir psikoloji var mutlaka bunu yarattığı. Türkiye'den başka bir durumdasınız siz orada. Biraz onları paylaş bizimle. Aynı zamanda ne kadar yaygın bu müzik oradaki gençler arasında? Senin gibi kaç isim var? Kendinizi böyle kapalı bir kulüp gibi mi hissediyorsunuz yoksa olabildiğince yaygın mıdır? Nedir oradaki şey sizin durumunuz? Şimdi bizim de aslında ki Türkçe hip hop'u başlamamızın sebebi aynı Amerika'daki gibi Afro Amerikanların çektiği problemler gibi. Biz kesinlikle de oraya evet gurbetçi çocuklar olarak gitmiştik. Ama bizim sadece belirli bir yaşa geldiğimiz zaman bir şeyi fark etmiştik. Biz Almanların yani öyle yabancıların bize dediği gibi işte Türk'ten güzel inşaatçı olabilir, marangoz olabilir ya da işte çöpçü olabilir. Ama belirli bir noktalara sanki olmayacak gibi bir şey vardı bizlerde. Biz de ailelerimizi görüyorduk hep böyle. Anne baba firmaya gidip kart basmalar. İşte orada burada hiç bir de krank yapmadan yani hasta olmadan böyle senelerce çalışmak. Bize demiştik işte kendimize madem buradayız artık burada doğduk. Bir şeyler olsun bizden de. Müzisyen yahut da polis yahut da artık ne olacaksa artık savcı. Bizde de o anda bir şey yapmak için müzik vardı yani. Baş kaldırmak için, biz sesimizi duyurmak için, biz de varız burada diye bir şey yapmak için müzik vardı. Ve böylelikle hip hop'a da öyle baş koymuş olduk. Yani bizim o zaman duvar vardı orada. Os duvarı da vardı. Amerikan askerleri de orada doluydu. Onlardan da dolayı daha çok çabuk Amerikan plakları geldi. Ben şimdi 87'lerden, 86'lardan falan 85'lerden bahsediyorum. O zaman da o duvar vardı orada. Daha yakındı bize Amerikan askerleri. Yani çabuk geliyordu. İlk defa orada duymuştuk zaten Eric B'leri falan. Ne hissettin Rakim ilk duyduğunda Hakan? Yani direktman hemen böyle demiştim zaten ya. Evet bu olay çok güzel ama beni bu olaya yöneten asıl ustam. Yani gerçekten bu işi yapan kendisi rahmetli şu anda oldu. 28 yaşında vefat etti. Asıl ustam oydu benim. Bülent İpek, Bobby. Islamic Force'un zamanında kurucusu. Islamic Force ismi de zaten o şeyden geliyordu. Biz de varız. Evet İslam dinindeyiz. Evet dinimiz o ama bu biz demek de değil güçüz, ki biz de varız. Biz bir an içmiyoruz ya da biz bir yere gidip eğlenmek istemiyoruz ya da biz bir şey yapmak istemiyoruz diye bir söz konusu yok. İşte biz de Islamic Forces, biz de sahneye çıkıyoruz ve gördüğünüz gibi biz de sizinle kızlıklarla takılmak istiyoruz. El ele geziyoruz ve çok içmek direkt istiyoruz. Direkt bir mesaj yani bu. Evet direktman göstermek istedik biz de varız ve o günden bugüne kadar o savaşmamız devam ediyor. Şu andaki durum fark sadece şu anda bizi büyük bir kitle dinliyor. Bizden çalışmaktan yani büyük çok bir kitle güzel derken konular. Bu artık Türkleri aşmış durumda evet, ve evet. Alman toplumunda da mal olmuş. Biz zaten baştan beri Almanya'da hep satış yapıyorduk yani. Bizim Türkçe yapıp Almanya'da bizim zaten zorluklarımız çok vardı o konudan. İlk baştan zaten Kila Hakan falan dedim hep böyle Almanlar kafayı yiyordu. Bu nedir ya böyle üşütmeler mi bunların? Ama zamanla onlara gösterdik ki gerçekten biz de sadece sanat açısından
Sadece her şey sanata bağlıydı. Bu arada da tabii bunları göstermek için bayağı başımıza olaylar geldi. Gördük, geçirdik. Yani... Ama Allah'ın izniyle her şey şu anda çok iyi. Hı-hı. İstediğimiz yere geldik. O kadar acıların sonucu böyle güzel olmasına çok seviniyoruz yani. Kesinlikle. Yani Almanya'da önümüzde... çok genç var, çok kişi var. Buradan da hepsine selam söylüyorum. Hı-hı. Tüm Kreuzberg'e, tüm Almanya'daki yaşayan gurbetçilere buradan kalpten selam söylüyorum. Çok da orada rapi dinleyen, Ceza'yı da çok seven var. Benim anladığım Almanya'da o ortamdan ya da o koşullardan çok iyi adamlar çıkacak, çok iyi isimler, sanatçılar çıkacak. Zaten duyuyoruz işte üçüncü nesilden Fatih Akın geliyor. Fatih deyince Ceza'ya da sormak lazım. Hı-hı. Onun da çünkü kesinlikle sinema deneyimleri oldu, evet. Fatih'le. Evet. Bilmiyorum, olacak mı, var mı böyle bir şeyler eline ulaşan senaryolar falan? Ceza sende gel ya da Kila sende var mı, Kila Hakan? Fatih Akın'la tanışıyoruz. Çok iyi bir sırt kendisi. Hep gelir gider Berlin'de bize. Aha. Ceza da olduğu zaman biz ondan bayağı görüştük. Aha. Ama film şu anda öyle bir şey yok ama olursa da yaparız yani. Neden olmasın? Tabii ki, tabii ki. Peki. Sonuçta yakın olsun. Bu yansa filmi de biz çeviririz. Ne olabilir yani, neden olmasın? Ne o teşkilatımız var. Şimdi çok şey bir şekilde maillerde yağıyor ama en mailler içerisindeki en acilen ihtiyaç duyulan nerede izleyeceğiz, ne zaman performanslar, konserler diye soruyorlar. İsterseniz bize biraz anlatın. Özellikle bomba plan, bundan sonraki tanıtımına dair neler var kafanızda? Şubat ayı içinde Türkiye çapında bir konser düşünüyoruz. Tabii ki bunlar da devam edecek konser şeklinde. Nerede dedim Ceza, Türkiye'de? Türkiye çapında. Türkiye çapında evet. Yani. Evet, şu anda belli olan ama tarihleri ve yerleri bizim sitelerimizden ve bizim MySpace'lerimizden takip edebilirler dinleyicilerimiz. Web sitenizden takip edebilirler. Nerede ne var anında yayınlanıyor. Sen ekleyeceğin bir şey var mı? Bakırköy'de Street Business adında bir konserimiz olacak. Tarihi 8 Şubat. Hı hı. İstanbul için çok büyük bir konser olacak. Kila Hakan galiba sen burada... Festival abi zaten o. Yani. Evet. Festival olduğu için oraya herkesin desteğini bekliyoruz. Ceza'yı ve Ceza gibi rap yapan ve bu konuda çok deneyimli, çok iyi olan arkadaşları görüp canlı bir performans izlemek istiyorlarsa... Yani tabii ki burada da canlı yapıyoruz. Ama burada tabii biz sadece bölüm bölüm teker parça gösteriyoruz. Yani full bir performans ve o performansın içindeki o inişi düşüşü... Ve birebir interaktif olarak seyirciyle yaşadığımız olayları görmelerini isteriz. Çok canlı ve çok enerjik bir performans oluyor. Hani hep bir araya gelelim. Ne kadar paylaşırsak, ne kadar çok kişiyle paylaşırsak o kadar mutlu oluyoruz biz. Peki hadi bir şey daha paylaşın bizimle. Paylaşalım. Yığınla istek ve talep geldiğiniz kulağıma sürekli söylüyorlar. Öyle mi? Evet. Ciddi ciddi. Ne yapıyoruz? Kila Hakan başlıyor burada. Iskorma. Var mı? Tedin yok ki benim. Okay, man. Oh, I can't stand it. What is it? Oh, yes. Oh, it's my stomach. Yo. Maalesef CD'mi unutmuşum. Onun için sizin için freestyle yapacağım. Funky senin plakından. Yo. Yaşam ne kadar zor. Onu bana sor. Gözlerim mor. Çektim her duman kor. Yor kafanı boş yere. Hem de kaç kere. Paçaları sıvadım ama maalesef boş çıktı dere. Koştur koştur dur, it köpekle tartış. Yerinde hiç konuştur dedik ama o abartmış. Y-A demeden dersin be lan. Aldım şimdi boruyu, seni her gelen. Ses çıkarma bakma, gözünden akan yaşa. İnanma bakışım el kır, nazlı kaşa. Taşa tutu tüm varlığı, servet para pulu. Ya kızma amcası ya, o da Allah kulu. Ben işte buradayım burada, her zaman da varım. Bugün kila gelmediyse inanır gelir yarın. Sarın kafaları kırak, tırak tırak. Bak yerinde hiç oturdu, yerinde bırak. Sırt. Yo, yo, come just. Hadi feyz al, kalk hadi feyz al. Hadi feyz al, kalk feyz al. Hadi feyz al, hadi feyz al. Hey, 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 hey. Hadi feyz al, kalk feyz al. Hey, hey, hey. Yo, yo. Hey, hey. Let's go, yo. 70 milyonun vebalini almaya çalışan politikacılar kadar hevesim yok politikaya şarkıcılar kadar. Kim ne isterse yapsın bırak, benim zaten andım var. Benim andım rapim, kaynayan bir kanım var. Sanat düzen kanunlar, başka düzen mafyalar. En iyi düzen insanlık, bu nasıl bir düzen abiler? Nasıl bir düzen ablalar? Gelişi güzel tablolarla olmaz işler. Baltalar keser açıkta tangalar. Yaptığım her besteden kendisine pay çıkartanlar. Oynadığı diziyle gerçek hayat arasında kalanlar. Yaraları çok büyük olanlar da sayemde kan ağlar. Komple hayat haksız kazanç kahpe eser rüzgarlar. Bahçe kiraz dolu doldu biraz, bekle araç çıkmasın. Garez doldu peler, ceza nasıl yazmasın. Eza çeken dostum oldu, görmediyse oldu tuş. Bakıp da görmemezlikten geldiysen bence sen de suç. Hey, hadi bak bir sen. Kreuzberg, İstanbul. Hadi bak bir sen.
36 for life. Hey, 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 hey. Hadi bak bir sen. Hadi bak bir sen. Hey, hey, hey. Ass. Hadi bak bir sen. Come on, Faisal. Yeah. Jazz. Funky C. Anlamını sormayın yazdıklarım zaten anlamı. Muhafızlarını çekme, mahmuzla vurma, gazeteci kuyumu kazma. Çin ben niçin rapim var bu sizin için ve de ahını anlam hiçbir Çin benim içim andı için pesaklayın dip uzatanı da biçim. Bir abucu kabazanın alemi bitsin. Bir öpücük işimi dinemez oldu dağını uçuk onu kulağını küpe ve de onu açın gözünüzü dik durun gözü pek onu kick vurur. Koşalım zafere koşalım akıbetini boş verin onu siz emin. Victor'a yakın ilk turu rapin tepinin de üzerinde hepi gibi tepin. Bak hadi gelime kelime dağları dolu alma eline silahı toplu mahvolur. Mahvedicisi farkı var mı? Da hepsi farklı farklı babalarını kanlı. Bu kafalarını kolpa kastı astı bastı masalına inananı bol. Sıra beni bu rol de beni bu yol olsun. Varsın ezelden beri makastım. Ekşi sözlük yazıları kansız. Yapacak işi yok emeğin içine tutsam. Deni ben olurum akıllı o gidip ansın. Şu yöre manana kendi o geri kalsın. Beste kargayı gözünü oysun. Gece gelip benim son sözümü duysun. Aileme dostuma selamlar olsun. Beni sarhoca soktular koşturdum. Feyzal bu gerçek korkma sakın ürkme tırtma geri dönme şans var. Kim özünü dönüp geliştirebilir boş ver. İyi akşamlar Feyzal. Bu gerçek korkma sakın ürkme tırtma geri dönme şans var. Kim özünü dönüp geliştirebilir boş ver. İyi akşamlar Feyzal. Yo Ceza İstanbul. Kill Hakan Kreuzberg Berlin. Kanal 24. Gördük, dans ediyordunuz. Arkaya kaçtım görünmemek için. Harika. Bir şey geldi, dediğimizi unuttuk. Yani yoksa benim de parçalarım vardı ama maalesef buradan fanlarımızdan çok özür diliyorum. Aha. Aslında böyle bir şey hiç, aslında böyle bir hata yapmayız ama hiç hata yapmayız dememek lazım. Çünkü her zaman bir hata olabiliyor. Bu hatayı çok rahat telafi edebilirsin Kila Hakan. Next time, bir dahaki sefer ediyoruz yani. İnşallah. Çok hızlı bir şekilde. Buralarda mısın sen biraz herhalde? Şimdi salı günü gideceğim. Cuma günü tekrar geriye geleceğim. Evet. Bir ayağımız burada hep yani. Hep bir ayak burada. Ayak burada, bir ayak var. Merkez burası mı yani? Onu alabilir. Değişiyor valla yani. Vallahi. Dünyanın merkezi burası aslında. Yani dünyanın merkezi burası aslında İstanbul. Ciddi mi? Öyle mi tabii düşünüyorsunuz? Yani öyle mi görünüyor dışarıdan bakıldığı zaman? Ben yurt dışından gelen birçok isimle çalışıyorum. Birçok isimle tanışıyorum. İşim gereği röportaj yapıyorum ya da onlarla bir takım zaman harcıyorum. Ve hepsinin söylediği aynı şey. Muhteşem bir şehir. İyi ki bu işi yapıyorum. İyi ki Türkiye'de beğeniyorlar ki bu muhteşem şehire tekrar tekrar gelebiliyoruz. Bunların örnekleri Afrika Bambaataa, Rachel Starr, David Vendetta, David Morales, Run DMC. Yani bu insanlar İstanbul'a geldikleri zaman büyüleniyorlar. En son Lenny Kravitz'le birlikte Ceza'yla bir toplantı yapmıştık. Otel odasında buluştuk. Lenny Kravitz biraz spiritüel bir arkadaş. Hani ne kadar rockçı olsa da çok farklı bir yanı da var. İstanbul yani üç dinin buluştuğu bir nokta ve hani bizim tarihimiz çok farklı. Yani çok eski bir şehir bir kere İstanbul. Her çok etkileniyorlar. Çok yaşanmış bir şehir diyelim. Benim tekim Lenny Kravitz'in piyasaya çıkacak olan bir klibi tamamen İstanbul'da çekildi. Yani burada bir takım ekipler bir araya geldi. Aslında burada söyleyelim mi bilmiyorum. Söyleyin arkadaşlar. Yani hazır Lenny Kravitz demişken inşallah Ceza'nın da Lenny Kravitz gibi dünya çapında büyük bir sanatçıyla bir çalışması olacak. Bu yine dünya barışı kapsamı altında olacak. Ne zaman Ceza? Nedir durum şimdi? Hala görüşme aşamasında. Ama belirlediğiniz konsept dünya barışı. Yani her ne ise. Zaten savaş çocuklarıyla ilgili bir fona aktarılacak galiba benim bildiğim kadarıyla. Yani bir hayır işi evet. Anlıyorum. Ben de bu arada dünya barışı için bizim şarkıcılarımızdan, sanatçılarımızdan Özgün'le birlikte Global One Müzik adında bir projede Özgün'le birlikte bir parça yaptık. Bu dünya barışı için kesinlikle hiçbir maddi tarafı olmayan tamamen bağış anlamında. Daha önce müzik piyasasında yapılan We Are The World ve hani Live Aid tadında bir şey olacak. Bu projeye Shakira destek veriyor ve inşallah önümüzdeki Şubat sonu Polonya'ya gidip Polonya'da Shakira ile birlikte bir stüdyoya gireceğiz. Orada bir klip çekilecek, orada bir görüntü kaydedilecek. Bu projeye 4 milyar insanın destek vermesi bekleniyor. Yakında zaten Türkiye'de de basında çıkacaktır ve buradan hani ilk duyuruyorum. İnşallah Türkiye'de de bu projeye destek verirler. Çünkü bu hani kişisel bir şey değil, bu tamamen dünya barışı için yaptığımız. Yani bir parça var, 33 ayrı ülkede, 21 ayrı dilde okunacak. Ve Türkiye'yi de Özgün'le birlikte biz temsil ediyoruz. GlobalOneMusic.com diye girdikleri zaman zaten bu sayfayı görebiliyorlar. Bütün ülkelerden o ülkelerin en çok dikkat çeken ve en çok sevilen sanatçıları bu olaya destek veriyor ve giriyorlar. Benim için çok önemli bir şey. Albüme katkı yapacağınız şarkıyı çıkarttınız mı ortaya?
Şarkıyı internet sitesine girdikleri zaman farklı versiyonlar alarak değişik ülkelerde yapılmış yorumlarını dinleyebiliyorlar. Anladım. Bizimki daha henüz konmadı çünkü biz hala kayıt aşamasındayız. Ama Özgün çok sevilen ve son dönemin en çok dikkat çeken isimlerinden biri. Çok da sağlam, başarılı bir sesi var. İnşallah bu projede dediğim gibi Türkiye'de sahiplenir ve dünya çapında bir barış olayına imza atmış oluruz. Bunu istiyoruz yani en kısa zamanda. Öyle değil mi Kila? Her şey barış için, her şey insanlar için. Tabii canım. Peace to the nation, rock across your radio station. ekipmanlarla ilgili bir şey geldi, bilgi geldi. Kimselere teslim etmez misiniz o ekipmanları böyle özenle? Yani ellerimi görebilirsiniz. Tutma, ben aman hiçbir şekilde. 20 senedir kendi cihazlarımı bağlarım, kendi cihazlarımla taşırım. Tabii biz biraz daha şirketleşip biraz daha güçlenmeye başladığımız zaman ekibimiz de güçleniyor. Ve bu ekipteki arkadaşlar aman abi sen ne yapıyorsun? Biz taşıyalım, biz götürelim. Ben alışmamışım kimsenin taşımasını etmesine. Ben hala bırakın ben taşıyacağım. Bir de ikisini birden taşımam gerekiyor ki denge yapayım, denge bozulmasın diye. Öyle bir durum var evet. Doğru. Onlar benim bebeklerim, ilk göz ağrılarım. Onlara hiç değiştirmedin mi hakikaten böyle hep? Çok değiştirdim. Mutlaka. Çok değiştirdim. Zaten 8 pick-up'ım var. Onlar benim hayatımın bir parçası. Keşke imkanım olsa da onlarla duvarlarımı süsleyebilsem. Onlarla yatıp kalkıyorum çünkü. Cem, şimdi şunu da sorayım. Hemen gireyim bu konuya da kısaca ama. DJ'lik bizde, yani Türkiye'de çok iyi DJ'ler çıktı son dönemde. Neye bağlıyorsun bunu? Şimdi DJ dediğimiz zaman onu da bir belirlemek tabii ki, gerekiyor. Mutlaka evet. Onun da hani radyoda sınırlarını... spikerlik yapana da DJ deniyor. Şimdi benim gibi turntablism yapan o cihazları bir müzik aleti olarak kullananlara da DJ deniyor. Ama aynı zamanda David Vendetta, Tiesto gibi hani orada geçip efektli onlar da DJ onlar da, oluyor. Ben daha çok insanların yaratıcılığını ortaya çıkarabilip var olan plak ve CD neyse. Yani şu anda Bakırköy'e gidebilirsiniz, Karaköy'e gidebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde kimsenin kullanmadığı plaklar artık köşelere atılmış. Çok ucuz fiyatlara satılıyor, kimse almıyor. Onlar öyle süs gibi duruyor. Ben hala çok tutkun bir şekilde plak almaya devam ediyorum. Kaç tane plan var? Yani benim... Artık herhalde saymıyorum diyorsun ama herhalde 8000'in üzerinde plan vardır ve bunlar sadece belli tek bir tarz değil. Bunun arasında klasik işte Four Piece dediğimiz, Four Season dediğimiz klasik müzik, işte Bach, Tchaikovsky tarzında plaklar da var. Bülent Ersoy plakları da var, Zeki Müren plakları da var. Hepsini alıyorum çünkü nereden ne çıkacağı belli hiç olmuyor. Belli Kela ve Ceza da bilirler. Hani bazı tınılar, bazı müzikler vardır. Hip Hop da zaten birçok tarzın ve birçok türün bir araya gelmesine ortaya çıkan hani rhythm and blues dediğimiz blues müzik, rock müzik, her şey iç içe ve bizim Türkiye'mizde de senelerce yapılan yani yapılmış olan Türk sanat müziği olsun. Yani biz bunları modifiye edip bozmak değil amacımız. Sadece genç bir kitleye tekrar yeniden tanıtmak. Nitekim bence şu anda mesela Türk sanat müziğini çok fazla dinlemiyorlar ama biraz modifiye edip dinletsek onu alacaklar ve belli bir yaşa geldikten sonra bunun orijinal nedir diye geri baktıklarında o zaman işte Hamiyet Yüce Sesleri falan bulacaklar. Kesinlikle. O çok... Ama o kulağa alıştırmak o tını diyorsun. Bunun yani bir yolu olabilir. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Yani özümüzden ayrılmayalım. O eski plakları yani DJ olmak isteyen arkadaşlar, müziğe gönül vermiş ya da bunlarla uğraşmak isteyenler ayıklasınlar, alsınlar, arşivlesinler. İlla ki içinde kullanacakları mutlaka bir keman sesi, bir saz sesi, bir şey mutlaka çıkacaktır. Bunlar da garanti çok önemli ders yani. Niteliğinde hakikaten de. Garanti ediyorum. Her plaktan illa en az bir tane ses bulup bir şey yakalayacak o ses üzerinden parça bile çıkabiliyor. O sesi Ceza duysun, söz yazabilir o tarz sesler bulup. Mutlaka senin de öyle hani parçadan bütüne ulaştığın değil mi? Bir yani şeyler var Ceza, bir biraz anlatsana. Ceza... Sen nelerden besleniyorsun? Tam böyle senin şeyinde ne var arşivinde? Ben daha çok yani kendim yazıyorum aslında yani. Daha çok yazmaya yönelik yani olduğum için, yorumcu olduğum için. Daha fazla böyle hani etrafa dikkat ediyorum, gözlemlerim var işte. Daha çok belgesel tarzı şeyler söylüyorum, ansiklopedi okumayı, değişik şeyler okumayı çok seviyorum. Çok düşünüyorum bir de bir yandan. İşin fikir boyutu tabii değil mi seni bir yandan? Tabii herhalde. Zaten... Ali, ateşlendiren şey işin fikir boyutu. Bir fikir, bir şey, bir içindeki bir, o duyduğum bir isyan belki ya da başka bir şey. Yani işte her şey... Ben tabii yorum yapıyorum ama. Her şey olabiliyor yani her şekilde yani su yüzüne çıkabiliyor her şey yani bir anda. Farklı duygular yani. Neyi tetikleyeceğini o an diyorsun. Tabii ki. Sonuçta ve önemli aynı zamanda... Önemli olan algıları açmak. Benim yaptığımla funkinin yaptığı mesela funkisinin yaptığı ayrı elementler hip hop dalında. Ben mesela rap müzik yapıyorum. Funkisi DJ'lik tarafında. Yani sonuçta bir ikisi hip hop kültürünün iki elementi aynı zamanda yani. O yüzden hani çok farklılıklar var arasında. Tabii ki ben de müzik dinlemeyi, funk çaldıkça dinlemeyi çok severim yani. Sizi bulmuşken bırakmıyoruz. Uzattıkça uzatıyorum gördüğünüz ne gibi valla. Göndermiyoruz biz arkadaşlar. Kila Hakan senin ekleyeceğin var mı böyle ama
diyeceğim bir şey. Sen iyisin. Seni rahat ettirelim orada. Şimdi Cem... Ne diyorlar? Biz de duyalım. Hemen duyuyorsunuz şimdi. Ceza, Üsküdar Barbaros Parkı'nda neden top oynamıyorsun? Bu konuda sana hesap soran izleyicilerimiz var. Söyle bakayım, sporu mu bıraktın ya da ne oldu, araya ne girdi? Araya bir albüm girdi, onu söyleyebiliriz öncelikle. Araya çok albüm girdi. Çok albüm. Üsküdar'da... Kaç sene oldu bahsedilen şey? Yani ben en son 2001'de falan, 2000 yılında basket oynuyordum Üsküdar'da. Ondan sonra işte iş hayatı, ben bir de çalışıyordum, başka işte de çalışıyordum aynı zamanda. Elektrik dersinde işçiydim. Yani o sokak yaşantısından o şekilde birazcık kopmuş oldum yani otomatikman. Tabii ki müzik falan ilerledikçe işin içinde. Daha da biraz maalesef uzaklaştık. Peki. Cem, sana da şöyle sorular geliyor tabii. Az önce hakikaten de ders niteliğinde adeta bir DJ'liğe giriş şeklinde bir üniversitenin birinci sınıfı şeklinde olabilecek bir başlık açtın bize ama biraz Türkiye'de de bu işi yaymaktan bahsediyorsak eğer, bunun böyle bir kursu vesaire bir yerde böyle bir ders niteliğinde bir şey var mı, bizi toparlayabilir mi diye soruyorlar şu an. En çok istediğim şey, ben hani bugüne kadar gerek canlı performans olsun, gerek dünya çapında festivaller olsun, gerek cezayla yaşadıklarımız olsun, gerek kendi tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Bilgi paylaşmakla çoğalıyor. Ben bu cihazları kullanırken onları ciddi söylüyorum. Yani okulda arkadaşlarım yapıyor diye etkilenip yaptım. Ben o zaman 12 yaşındaydım. Ve çok şanslıydım ki bizim evimizde babamın da merakı olduğu için iki turntable bir pickup vardı, asla dokundurmazdı. Babam ne zaman işe gider ben onları çıkartıp takarım, oynarım, sonra hiç dokunmamış gibi yerine kaldırırdım. Çok da fırça yedim ayrı. Ama keşke bir ortam olsa da yani üniversitelerde workshoplar olabilir ki nitekim bugüne kadar Koç Üniversitesi'nde, Sabancı Üniversitesi'nde DJ workshoplar yaptık. Arkadaşlar derslerini bir kenara bırakıp işte akşam 8-9'dan sonra bir salon içinde ya da bir ders, yani bir oda içinde. İlgi nasıldı? İlgi çok iyi ve çok meraklı olan insan var. Gerçekten kabiliyetli arkadaşlar var. DJ'lik sadece dışarıdan göründüğü gibi sadece play'e bas, stop'a bas olayı değil. Ben bunu anlattığım zaman onun da farkını ve içindeki farklı bölümleri hissediyorlar, alıyorlar. Ben çok isterdim, keşke birisi bize sponsor olsa ve böyle bir ortam yapabilsek. Türkiye'de gerçekten çok başarılı. Murat Uncuoğlu, DJ Tarkan ve bir takım DJ'lerimiz var. Bunlar artık dünyaya mal olmuş isimler değil mi? Yani Murat Uncuoğlu zaten İngiltere'de eğitim aldı ses üzerine. Yani ses mühendisidir kendisi aynı zamanda. Yani ben isterdim ki bu iyi isimleri, çünkü hepimizin dalı farklı. Hani hem DJ'lik, hem turntable'ı kullanma, hem müzik yapma, hem bu müzik programlarında neye dikkat edilmeli. Sonuçta sizin de şu an yayın yaparken kullandığınız belirli programlar var. Görüntünün altına müzik koyuyorsunuz. Ya da en basitinden kendi tatil görüntülerinizi alıp altını müziklendirip yani daha güzel bir hale getirebilirsiniz. Kendi evinizi, kendi kliplerinizi yaratabilirsiniz. Bunun için gerçekten çok pahalı olmayan, Türkiye'de bizim böyle bir sıkıntımız var. Almanya'da Hakan da kabul eder ki bazı şeyleri almak, bazı şeyleri edinmek biraz daha kolay oluyor. Alım gücü daha... Hala yani, öyle değil mi? Sonuçta ne olursa olsun bunlar geliyorlar. Yani Türkiye'de herkes maalesef yatırım yapıp da evine iki tane pick-up, ki pick-up çok büyük bir lüks şu anda. Yani artık MP3 çalarla falan, yani teknoloji pick-up aldı başını gidiyor. Bulmak bile mümkün değil hakikaten. Yani pick-up'lar artık biraz old school kaldı ama ben her zaman old school diyorum. Yani o eski, yani ne denir old school'a? Eski okul. Eski okul değil eski mi? Eski okul. Yani dinozor diye. Kısaca diyorsun en şey. Ben asla vazgeçmeyeceğim. İlgili olan varsa, ilgilenen varsa dj-funky-c.com adresinden bana ulaşabilirler. Facebook'umuz var, MySpace'imiz var. Üçümüz için de geçerli. Hepimize ulaşabiliyorlar. Arkadaşlar duyuralım. Burada maillerimizin kilitlendiği söyleniyor. İşte diğer adresleri de verelim. Kesinlikle şey zannetmesinler. Yani Kila için, Ceza için, benim için de geçerli. Biz kesinlikle hani maillerimizi başka birisi açsın, bizim ekibimiz baksın, cevaplasın değil. Ben elimden geldiği kadar, ki çok ilgi var, teşekkür ediyorum, herkes mesaj yolluyor. Ki nitekim şu an seyredip de bana daha önce mail yollamış birinin benden cevap aldığını hepsi kendileri de kabul edeceklerdir. Peki. Cem, bir albüm geliyor mu senden şimdi bu Şubat sonu. Şubat bu Özgün'le sonu yaptığımız proje ve Ceza'yla yaptıklarımızın onun haricinde. Onun dışında ayrı senin kendi... Ben Şubat sonunda piyasaya çıkaracağım bu albümde. Bugüne kadar kaydetmiş olduğum parçaları bir araya getiriyorum. Ki... Bazı şeyler artık ortaya çıksın. Birçok sanatçıyla yapmış olduğum ortak çalışmalarım var. Onları hiç benim olduğumu bilmediler. Hiç dikkat çekmedi. Hep yabancı, yurt dışında yapılmış zannettiler. İngilizce söylediğim için benim yabancı olduğumu zannettiler. Önce bir ona bir çizgi koymak istiyorum. Peki. Hani bendim bunları yapan şeklinde. Onları bir bilsinler, bir araya gelsin.
Sonra da çok güzel çalışmalarımız olacak. Gerçekten dünya çapında çok büyük isimler destek veriyor bana şu anda. Büyük kişilerle ortak çalışmalarımız var. Şu an diyaloglarımız var. Dirsek sürtüyoruz çok güzel kişilerle. Çok mutluyum yani. Müzikal açıdan çok iyi ilerliyoruz. Ve her zaman, her yerde Ceza olsun, Kiel olsun, ben olayım, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Özellikle yurt dışı platformunda. Çünkü bizim hiçbir eksiğimiz yok ve inanın onların yaptığından çok daha güzel şeyler yapabiliyoruz. Buna hiç şüphemiz yok. Görüyoruz, duyuyoruz ve gurur duyuyoruz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun ama bir performans almadan bırakmıyoruz. Performans. O zaman ben yerime geçeyim. Ne yapalım Ceza, ne dersin? Evet, bu arada veda edeceğimizi hatırlatalım sevgili seyirciler. Moderatör Gece'de bugün DJ Funky C ve Funky C Cem Nadiran bizimle birlikteydi. Ceza bizimle beraberdi. Kila Hakan bizimle birlikteydi. Gerçekten de keyifli bir akşamdı. Siz de mailler yağdırdınız. Olabildiğince ben moderatörlük yapıp o mailleri aktarmaya çalıştım. Sözü artık biraz final koyalım. Dinliyoruz arkadaşlara. Veda ediyoruz. Yarın gece saat 23'te görüşelim. Ben ağlamazken, hey, ben ağlamazken, hey, ben ağlamaz, ben ağlamazken, açıldı perde düştü masken ve ağlamazken, dert üşüştü oldum esken, bana dünya sevgi sefa, içinde kaldım her zaman ben, mengenem bu evren her zaman der, halükarda kara geçtim her zaman, gülen ben oldum asla, bakmadım ki arkama, ben emri verdim onlar yaptılar silahla, kimde para var anne, onunla güldüm emme mezara girdim, öncem akıllandım sandı nafile, ben ağlamazken, her sebeple güldüm, İnsan oldu kardeşim hep ölmüş her zaman savaş felaket her bir yerde bana ne beşi bir yerde olsun isterim hiç de dalmam derde ben ağlamazken açıldı perde düştü masken ve ağlamazken herkes üzgün herkes elden bir şey gelir diye şşş bekleyişler haremde curcunam çok aydınaş ben ağlamazken açıldı perde düştü masken ve ağlamazken herkes üzgün herkes elden bir şey gelir diye şşş bekleyişler haremde curcunam çok aydınaş ben ağlamazken açıldı perde düştü masken ve ağlamazken dert düşüştü oldum esken bir şey gelir diye şşş bekleyişler haremde curcunam çok aydınlaş ben ağlamazken.